hakikaten hoş geldin tekrar. Ne güzel Teşekkür seni ederim. görüyor olmak Emre. Vallahi böyle bu süreçte şey oluyorum işte böyle. Hani ne diyeyim? Şu yorumları bu arada senin yayınlarda kapatmıyoruz ya, benim gözlerim. Neyse, bu kadar mesafe olunca görmüyorum da ben. Benim için Ben inanılmaz. senin adını okurum, sen merak etme. Şimdi o tarafını da zaten inanılmaz takdir ediyorum. Hem bana cevap veriyorsun, hem oradaki yorumu kaçırmıyorsun. O arada onunla ilgili yorum yapıyorsun. Onu ben hep böyle biliyorum, biliyorum yani, böyle kendi yayınlarımda da şaşkınlıkla izliyorum. Hakikaten çok teşekkür ediyorum. Seni tekrar yayınımda gördüğüm için. Bir hayli zaman geçmiş bu arada. Doğru. En son tam bu Naci Ağbal değişikliğin olduğu hafta yayın yapmıştık. 25'inde yapmışız. Bayağı böyle keyifsiz bir zamanımızdı. Yani hala keyfiniz var mı dersen tabii ki yok, ama yine böyle çok hakikaten anlatımlarınla ben eminim ki bizi izleyenler bu akşam böyle kendilerince eminim o çıkarmaları gereken konularla ilgili yorumları yapıyor olacaklar. Zaten senin YouTube'unda da bu arada çok, daha da çok olması lazım. Çok tebrik ediyorum 100 bin aboneyi. Bence çok daha fazla insan ulaşmalı, Emre Akin'in bilgilerinden faydalanıyor olmalı. Şimdi şöyle başlamak istiyorum Emre. Bugün bu akaryakıtla ilgili işte bir ÖTV zammı mevzusu vardı. Bu arada zam demiyorum. %58, %74 ve %188, ay konuşamadım bile. %188 oranında güncelleme diyoruz biliyorsunuz. Ay Allah'ım demek istiyorum. Bu güncellemelerle alakalı ben tabii hem burayla ilgili yorumunu duymak isterim. Hem de buradan biraz şeye gelmeni rica ediyor olacağım. Özellikle bunun enflasyona bağlantısı ve etkisi nasıl olur? Ve evet, bir hayli zaman var önümüzde, ama 17 Haziran'daki Merkez Bankası toplantısından faiz noktasında, hani hem bu son zamlar hem gelen enflasyon %17 TÜFE'de, %35'ler ÜFE'de, böyle enflasyon oranlarına sahip iken biz nasıl bir faiz indirimine gidiyor olacağız ve 17 Haziran'da da bir faiz indirimi bekler misin? Dolayısıyla hem bu son zam mı hem de enflasyon konusundaki görüşlerini dinlemeyi isterim. Böyle başlayalım istedim. Tamam. Şimdi çok uzun zamandır bütün dünyadaki gelişme şu. Eskiden doğrudan vergi geliri dediğimiz kurumlar ve gelir vergisi toplam verginin içerisinde daha yüksek orandaydı. Bu bahsettiğim tabii 1980'lerden önce. Sonra Margaret Thatcher ve dünyanın birçok yerinde katma değer vergisi keşfedildi. Bu katma değer vergisi tahsilatı aynı zamanda faturalı yaşama bizi hazırladı. Senin yaşın yetmez ama şey vardı. Önce fiş sonra alışveriş diye siyah beyaz reklamlar vardı Turgut Özal zamanında. Yani dolayısıyla bir de vergi iadesi yapılıyordu. Çok tuhaf. Yani insanların alışveriş yaptıktan sonra fiş ya da fatura talep etmeleri karşılığında belli bir oranı devlet geriye veriyordu. Neye? İnsanlar fiş fatura almaya alışsınlar artık diye. Kayıt dışı yaşamdan uzaklaşalım diye. Tabii ben 1969 doğumluyum. O bakkalların kara kaplı defterlerini bilirim. Veresiye yapılırdı. Aslında kayıt dışı gelir vardı. Kayıt dışı gider vardı. Yani kayıt dışı gider ancak kayıt dışı gelir olursa yapılabilirdi. Demek ki bakkallarda ya da ufak tefek marketlerde vesaire satılan malın önemli bir kısmı kayıt dışı girerdi. Dolayısıyla fiş fatura kesmek istemezdi esnaf. Dolayısıyla vergi vermeden işini hallederdi. Şimdi tabii maliye ve hazinenin içerisinde ikisi birleştiği için söylüyorum. Bürokratlar da bizim içimizden çıkmaktalar. Ondan sonra gayet iyi biliyorlar kimin nereden ne şekilde kaçırdığını bilmem ne falan filan. Dolayısıyla devletle milletin arasında şöyle bir kapışma var. Kapışmayı söylüyorum. Millet diyor ki vergiler yüksek, ondan ödenmiyor. Devlet de diyor ki ödenmiyor, o yüzden vergiler yüksek diyor. Şimdi bu bir şekilde 2010 yılına kadar böyle gitti. Bu çatışma işte tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan. Ben de her vergi konseyi toplantısında ben anlamam, ben Denizli'nin horozu vurur geçerim diyordum ben. Yanlış bu iş diyordum. Niye? Çünkü vatandaşın her ay mevsimine bakılmaksızın
almak, satın almak mecburiyetinde olduğu mal ve hizmetlerin ismi zorunlu mallardır. Yani bu vergi tahsil etmek çok kolaydır. Zaten. Niye? Zaten millet mecburen alacak. Millet satın aldığı zaman mecburen bu mal ve hizmetleri otomatik vergi geliri oluşacak. Yani elastikiyeti yüksek. Yani fiyat elastikiyeti yüksek şu demek. Fiyatta herhangi bir oynama olduğunda talebin çok daha büyük değişiklik gösterdiği yerlerden niye vergi almaya kalksınlar? Fiyat değişse de değişmese de mecburen herkesin satın almak mecburiyetinde olduğu mal ve hizmetlerin üzerine vergi konunca daha eğlenceli oluyor. Niye? Çünkü devlet tahsil edebiliyor. Fakat bunun yan etkisi var. İsmi enflasyon. Çünkü zaruri mal ve hizmetlerin önemli bir kısmı ara malı kategorisindedir. Yani ve ara malı kategorisinde olduğu için diğer nihai mallara da doğrudan doğruya etkide bulunuyor. Hal böyleyken ÖTV zamları ve KDV ile alakalı her yıl ayarlamalar ne oluyor? Maktu vergiler ve oransal vergilerin sürekli yukarı doğru çıkışı otomatik olarak enflasyonu azdırıyor. Şimdi bugün geldiğimiz noktada Ocak-Nisan ayıyla bir karşılaştırma yapıldığında toplam vergi geliri 330 milyar lira, kurumlar vergisi, gelir vergisi toplamı 110-105. Ne demek? Yine aynı yere geliyoruz. %30'u doğrudan vergi, %70'i dolaylı vergi. E bütün dünya aslında aşağı yukarı bu durumda. Fakat bizdeki sıkıntı şu. Kamu harcamaya devam ediyor sadece. Ve kamunun harcama iştahı bitmiyor. Dolayısıyla bu harcama iştahı bitmedikçe mecburen gelir yaratması gerekiyor. Şimdi maliyenin bir kabahati yok. Çünkü Maliye Bakanlığı'nın bütçesi o kadar büyük değil. Maliye diğer bakanlıklara ve bakanlıklar dışında devlete bağlı diğer organlara para yetiştirmeye çalışan tahsilatçı. Şimdi diyor ki arkadaşlar bu olmadı diyor. Şimdi herkes diyor arabayla gidecek diyor. Benzin alacak, mazot alacak, ÖTV'yi de ödeyecek. Ben dolayısıyla çatır çatır kolaydan ne yapacağım diyor, vergi tahsilatı yapacağım diyor. Tabii bunun dolaylı etkisi enflasyon. Şimdi gelelim sorunuzun özüne. Çekirdek enflasyon düşmedikçe enflasyon düşmez. Çekirdek enflasyon ne? Her ay mecburen satın aldığımız mal ve hizmetler. Mevsimine bakılmaksızın. Hal böyleyken ne oluyor? Çekirdek enflasyon yüksek kalıyor. İşte demin bahsettiğim ÖTV zamları, onunla beraber etkilenen diğer mallar vesaireler ve hiçbir meyve çekirdeğinden küçük olmayacağına göre çekirdek enflasyon düşmedikçe enflasyon düşmüyor. Enflasyon düşmeyince vatandaş bankaya parayı getirdiğinde ne diyor? Bana bari en az ne kadar faiz ver diyor. Siz cevap verin Saadet Hanım. Enflasyon kadar. Bravo. Şimdi dolayısıyla faiz bir sebep değildir. Faiz bir sonuçtur. Neyin sonucudur? Mal ve hizmet üretenlerin maliyetini düşürecek altyapı yatırımları ve adımlar atılmadığı için onları makul fiyattan vatandaşa mal satmaya ikna edemememizin faturasıdır. Bu kadar basit. Enflasyonla mücadele Migros'a A101'e telefon açıp patatesi 3 liradan sat demek de olmaz. Şimdi dolayısıyla TÜİK'in rakamlarına güven azaldıkça işte Kaan Üstad'ın da aşağıda sorduğu gibi hocam enflasyon gerçekten kaç? Bir kere bu soruyu sormaya başladın mı ipin ucu kaçmıştır zaten. O yüzden ENAK grubu dedi ki biz aynı mal ve hizmetlerle araştırmayı yapıyoruz. Bize göre enflasyon bu çıkıyor diyor. Şimdi TÜİK de sinirleniyor. Gidiyor suç duyurusunda bulunuyor. Evet. Diyor ki siz diyor araştırma metodunuzu göstereceksiniz. Bak hayatımda duydum. En şöyle diyeyim bayağı bayağı derken basit anlamda söylemem. Bayağı banal. Banal bir mücadeledir. Ya kardeşim adamlar zaten metotlarını açıklamıştı. Mal ve hizmettir orada duruyor. Yani zaten ortada olan bir şey ortada yokmuş gibi parmak sallayarak bu nedir biliyor musun? Arjantin'de 1920'lerde Perón iktidarı, sonra Hitler,
bilmem ne. Ondan sonra Arnavutluk'ta falan yapılmış bu. Ondan sonra Enver Hoca zamanında. Ya böyle faşo işlerle. Ondan sonra alternatif araştırmalar yapan kişileri korkutarak enflasyon ve faiz üzerindeki şüpheleri ondan sonra gidermeye çalışmak imkansızdır. Şimdi en akı yapan hocalar, Veysel Hoca var galiba başında. Benim evet, yerlerim. Veysel Ulusoy var. Ondan sonra, adam sevap için bir şey yapıyor ya. Evet. Yani olabilir, eleştirebilirdi. Katlanacaksın kardeşim. Ben Türkiye Futbol Federasyonu 3,5 yıl genel sekreteri oldum. Gittim her statta ne annem kaldı, ne bilmemdem kaldı. Ama ne yapsın, insanlar sinirleniyor. Yani düzenleyici otorite, kusura bakmayın, hani sevgi beslemek diye bir şey yok ki. Zaten biz o görevleri kabul ettiğimiz zaman topluma şirin olmak için kabul etmiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu da, TÜİK de, Merkez Bankası da düzenleyici otoritedir. Ne o başkanlar, ne onların genel sekreterleri ya da aşağıdaki görevliler popüler olmaya falan çalışmayacaklar. Kardeşim sana ne, sen niye adamları dava etmeye falan kalkıyorsun? Daha düzgün bir çalışma yapıyorlar. Senin kendinin yapması lazım. Mesela Avrupa'da Eurostat ve Avrupa Komisyonu bu tip araştırmaları beraber yapıyor. Yani açıklanan enflasyonla hissedilen enflasyon nedir diye. Kardeşim sen yapsana. Yıllardır orada oturuyorsun. Hiçbir şey yaptığın yok. Niye vatandaşın hissettiği enflasyonla senin açıkladığın enflasyon arasında bu kadar fark var? Niye hissedilmiyor diye. Kendin araştırma yap. Ondan sonra bilim boşluk kaldırmadığı için bizim gibi insanlar çıkıp açıklama yapıyor. Ona da bozuluyorlar. Ya nasıl bir memleket olduk ya? Böyle bir şey olur mu? Sana ne kardeşim? Benim yazacağım makaleye, açıklayacağım rakama sen de karışıyorsun. Sen devlet kurumusun. Yani o niye korkuyorlar? Niye evet. Korkuyorlar? Çünkü faiz oranları mecburen politik korku sebebiyle yükseltilemeyeceği için şu anki halinin bile aslında düşük olduğunu gösterecek herhangi bir çalışmaya tahammülleri yok. Bu kadar basit. Net olarak söyleyeyim. Açıklandı gitti yani. Şimdi dolayısıyla benim tepemi attırmasınlar. Bak, tamam mı? Buraya kadar sakin efendi gittik bir yıldır. Ya kardeşim hocaları dava etmek ne demek ya? Hocaları şikayet etmek ne demek ya? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bir rahip var. Guardino biliyorsun meşhur. Evrenin sırlarını bulmuş. Vatikan bunu ateş meydanında yakmış. Bak yakanları kimse hatırlamıyor. Ama o rahibi herkes hatırlıyor. Bilim boşluk kaldırmaz. Birisi gelir doğruyu söyler. Tamam mı? Bu kadar mısın? Bu konuşmada şeyi bilmeyenler varsa ENAK nedir diye akademisyenlerden oluşan ve TÜİK gibi aynı enflasyon sepetinin birebir bir benzerini oluşturmuş akademisyenlerden oluşmuş bir ekip aynı zamanda enflasyonun aylık nasıl TÜİK açıklıyorsa onlar da kendi açıkladıkları, hesapladıkları enflasyonu açıklıyorlar ve maalesef işte geçenlerde TÜİK tarafında bu ENAK grubunun açıkladığı enflasyonla ilgili ve bu hocalarla ilgili bir ne diyelim? Suç duyurusu yaptı ya. Evet. Ya o suç duyurusunu kabul eden duyurusu, varsa evet. Da ya ona da şaşarım. Ya neyin suç duyurusunu ondan sonra yapıyorsun kardeş? Yani mesela ben Altınbaş Üniversitesi'nde maaş zamlarını hesap edebilmek için rektör hocamız Çağrı Erhan'ın bana verdiği talimatla ne yapıyorum? Üniversitedeki akademik ve idari personelin hayat pahalılığı endeksini çıkarıyorum. Buna da mı kızacaksın şimdi? Allah Allah. Ya sana ne be kardeşim ya? Herkes her çalışmayı yapar. Yani. Şimdi bu tabii tuhaf. Yani bu neyi gösteriyor biliyor musun? Laçkalaştı iş. Kaç tane Merkez Bankası başkanı değişti? Sayısını unuttum. Kaç tane TÜİK başkanı değişti? Sen biliyor musun? 3 günlük TÜİK başkanı var. Daha geçenlerde. Adam atandı yerine başkası atandı. 3 gün ya. Cuma'dan salıya. Vallahi billahi. Şimdi ne oluyor? Her gelen bir ayar çekmeye çalışıyor. Kardeşim ayarı kendine çek. Bana ne çekiyorsun? Ne hocaya çekiyorsun? Allah Allah. Yani bu şey tabii ya bilimi susturamazsın ya. Keşif hiçbir zaman yenilmez. Tamam mı? Discovery never fails. Bak çok net konuşuyorum.